Hastanesi Zeytinburnu Facebook takipçileri. Bugün de dün belirttiğimiz üzere duyurusunu yapmıştık. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Kerim Özakay ile birlikteyiz ve sünnetle ilgili merak ettiklerinizi ve bu konuda sormak istediğiniz sorularınızı burada hep birlikte yanıtlayacağız hocamızla birlikte. Bugün bildiğiniz gibi okullar da tatile giriyor ve sünnetle ilgili de aileleri burada tam da zamanı diyerek hastanemize şimdiden davet ediyoruz ve öğrencilerimize de şimdiden başarılarının devamını diliyoruz diyelim. Evet, hocam hoş geldiniz. İlk olarak sormak istiyoruz hocamıza. Sünnet nedir ve neden yapılır hocam? Evet, sünnet erkeklerde, erkek çocuklarda penisin glans kısmını örten deri kıvrımının eksizyon yani o bölgenin cerrahi olarak alınması işlemidir. Tabii ülkemizde daha çok dini gereklilik nedeniyle yapılmaktadır. Fakat tıbbi gereklilikler de vardır. Bunlar penis glans kısmının iltihapları ve o glans kısmını örten derinin iltihapları, yapışıklıkları, fimozis dediğimiz yapışıklıkları, acil bir durum olan parafimozis dediğimiz o derinin geriye kayarak penisi sıkıştırması sonucu beslenmesini bozması neticesi acil sünnet bile gerçekleştirilmektedir. Ama çoğunlukla dini gerekçelerle yaptığımız geleneksel dini sünnet olarak açıklayabiliriz. Peki hocam, sünnet sonrasında ateş, ağrı gibi durumların oluşması normal midir? Şimdi sünnet cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle son derece steril şartlarda sterilite kurallarına uyularak yapılması gerekir. Sterilite kurallarına uyularak yapılırsa ve daha sonraki bakımları da, pansumanları da güzel bir şekilde organize edilerek yapılırsa ve aile bilinçlendirilirse iltihaplanma ve ağrı olabilir gerçi cerrahi müdahale sekonder. Fakat iltihaplanmayı çok görmeyiz. Ama steril şartlarda yapılmayan sünnetlerde maalesef ciddi iltihaplanmalar ciddi hastalıklara sebebiyet olabilmektedir. Bunun da bilinmesi gerekir. Yoksa çok ciddi iltihaplar görmemekteyiz. Evet. Hocam bir de anneler şimdi yeni doğan bebeklerini canlarının daha çok yandığını düşünerekten yeni doğan sünnetinden biraz çekiniyorlar. Sizler bu konuda yeni doğan sünnetiyle ilgili tercih edilmeli mi, edilmemeli mi? Bize bu konuda bilgilendirmeler yapabilir misiniz? Aslında bakarsanız sünnet her yaş grubunda uygulanabilen bir işlem. Yeni doğanda doğar doğmaz son zamanlarda yapılan sünnetler gündemde. Doğar doğmaz yapılabilmekte ve daha az ağrılı, hatta dikiş bile gerektirmeyecek şekilde kanaması az gerçekleştirilebilmekte. Fakat işte doğusalık dönemi, annenin o ilk 40 günlük yeni doğan dönemini geçirdikten sonra da yapılabilmekte. Fakat çocuk psikologlarının vurguladıkları gibi yani çocuk bilinçlenmeye başladığı yaşlarda özellikle 3 ile 6 yaş arası gibi o dönemde psikolojik travmaya sebep olmamak için anestezi altında genel anesteziyle veyahut da sedasyonla sedoanestezi altında sedasyonla yapılabilir. Yani sünnet bana kalırsa her yaşta uygulanabilir. Yani buradan annelere tekrar duyurmuş olalım. Yeni doğan bebekleriyle ilgili de korkacakları bir şey yok ve daha az da canının yanacağını özellikle vurgulamak istiyoruz. Peki hocam, lokal anesteziyle ve genel anesteziyle uyguladığımız sünnetlerimiz var. Hangi durumlarda bunları uyguluyoruz? Şimdi sünneti biz genellikle lokal anestezi altında yapıyoruz. Fakat buna yardımcı olsun diye ve çocuğun hatırasında kötü hatıra oluşmasın diye
sedasyon dediğimiz midazolam türü ilaçlar içirilerek biraz uyku haliyle altında uyku halinde iken lokal anestezi de eşliğinde daha az travmatik sünnetleri uyguluyoruz. Fakat çok aşırı hiperaktif, ele avuca sığmayan tarzda olan çocuklar için bizim önerimiz genel anestezi altında, tam anestezi altında yani narkoz altında sünnettir. Evet. Bir de hocam, aileler bazen soruyorlar, lazerli sünnet diyorlar. Bununla ilgili sizden bilgi almak ve sizce bu tercih edilebilir bir yöntem olmalı mıdır? Bunun bilgisini istiyoruz. Şimdi lazerli sünnet diye bilinen sünnet aslına bakarsanız havya dediğimiz yani elektriğin ısıtmış olduğu bir telin yardımıyla sünnet derisinin kesilmesi işlemidir. Lazer değildir o. Havyadır. Evet. Bildiğimiz elektrik teknisyenlerinin kullandığı havyayla sünnettir. Yani bunun hakkında bir takım işte oradaki sinir uçlarını yakarak onları daha sonra hissizlik, işte o tür yapılmalara ve ejakülasyon problemlerine, boşalma problemlerine ileride yol açacağı söylenmekte. Fakat bilimsel kanıtlanmış bir şeyini bilmiyoruz. Bu konuda çok yayın bilmiyoruz. Ama lazerli sünnet bence çok bilmediğimiz ve uygulamadığımız bir yöntem olduğu için biz cerrahi sünnet yönelmekteyiz. Evet, onlar öneriyoruz. Peki hocam, sünnet sonrasında iyileşme süreci hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Sünnet steril şartlara uyularak yapıldığında zaten eriyen dikişler kullanıyoruz. Evet. Dikiş alma diye bir problem olmuyor. Normalde 2 gün sonra çocuk banyosunu yapabilir. Yani 48 saat sonra açık bırakılabilir. Pansumana bile gerek yoktur. Yani bir haftada da oradaki kabuklanmış yara 1-2 hafta içerisinde tamamen iyileşir. Peki hocam, sizce aileler çocuklarını sünneti nasıl hazırlamalar? Yani bu konuda ailelere önerileriniz nelerdir? Bir kere çocuğa yalan söylememek gerekiyor. Bunun cerrahi bir işlem olduğunu, işte dini gereklilik olduğunu açık açık anlatmak gerekiyor. Çocukları büyük bir insan gibi karşımıza alıp durumu izah etmek gerekiyor. Ve ailenin panik olmaması gerekiyor. Bizim gördüğümüz çocuktan çok, aileler daha çok panik halde oluyorlar. Aslına bakarsanız basit bir cerrahi işlemdir. Çok ciddi ağrı olmaz bu sünnet esnasında. Çünkü gerçekten lokal anestezikler çok etkili. Bunun yanında sedasyon çok etkili. Çocuğu o şekilde hazırlamak gerekiyor. Bir dini gereklilik için yapıldığını ve lokal anestezi altında ağrısının olmayacağı söylenerek bu şekilde hazırlanmalı. Evet, hocam. Bunlar dışında dediğiniz gibi artık tam da bir okulların tatil olduğu bir döneme girdik bugün itibariyle. Buradan da ailelerimize duyurarak bu mutlu günlerinde, bu mutlu güzel kararı aldıklarında, çocuklarının erkekliğe ilk adım attığı günlerde Avrasya Hastanesi olarak değerli hocalarımızla birlikte yanlarında olduğumuzu buradan duyurmak istiyoruz. Ve daha detaylı, daha fazla bilgi almak için de hastanemize de başvurarak kendileriyle görüşme sağlayabileceğimizi bildirmek istiyoruz. Evet, genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Kerim Özakay burada. Bizler buradayız ve hocamızla iletişim için iletişim bilgilerimizi hemen aktaralım. 0212 665 50 50 nolu telefondan 1028 dahilisini tuşlayarak hocamızdan randevu alabilir ve görüşme sağlayabilirsiniz diyelim. Ve hemen bunun ardından da genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Kerim Özakay'ın tüm bu anlattığımız sünnet işlemlerinin dışında da hastanemizde hocam uygulamış olduğumuz ameliyatlar ve işlemlerden de hani hangilerini yaptığımızdan kısaca bahsedersek de bununla ilgili yine bilgi vermiş olalım. Evet, biliyorsunuz ben genel cerrahi uzmanıyım. Tecrübeli bir genel cerrahi uzmanı sayılabilirim. Ve bizim hastanemizde her türlü genel cerrahi ameliyatları yapılabilmektedir. Transplantasyon hariç, yani organ nakilleri biliyorsunuz nakil
sertifikasyonu var. Nakil ünitesi olan yerlerde yapılmakta. Biz o nakil ameliyatları dışındaki işte yemek borusundan tutun da evet, karaciğerinden işte rektum, mide hastalıkları ve kanserlerinin her türlü ameliyatını bizim ekibimiz tüm elemanlarıyla birlikte gerçekleştirmek üzere donanımlı ve tecrübeli bir ekibiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizim hastanemizin başarılı cerrahlarından Kerim hocamız ve yılların deneyimleriyle de birçok hastanın buradan memnuniyetle ayrılarak çok da güzel bir şekilde sağlığına kavuşmuş bir şekilde tekrardan kontrollere geldiğinde gördüğümüz hastalar ve sünnet işlemleri sonrasında gördüğümüz çocuklarımız var. Aileler mutlu, müdahalelere, ameliyatlara gelen hastalarımız mutlu. Bizler de sizleri hastanemize davet ederek özellikle sünnet işlemlerinizde burada yanımızda olduğumuzu ve bu konuda da bizlerle iletişime geçebileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgiler aktardık. Tekrardan sormak istediğiniz sorularınızı videomuzun altında canlı yayın sonunda da tekrardan hocamızla beraber sizlere cevap olarak sunacağımızı bildirmek isteriz. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın diyoruz.